Merhabalar, Burcu ben. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırınsız pasta tarifi vereceğim. Fırınsız pasta tarifimizde sadece 3 malzeme ile harika bir pasta yapmış olacağız. Üstelik bu tarifi çocuklar da büyükler de herkes çok severek yiyecek. Mutlaka deneyin derim. Yapması 5 dakika ama yemesi 1 dakika sürüyor. O kadar lezzetli oluyor. İsterseniz tarifimize geçelim. Tarifimizde 3 paket kadar petibör bisküvi kullanıyoruz. 3 paket petibör bisküvimizin 2,5 paketini borcamımıza dizdim. Geri kalan yarım paketini de en son süsleme için kullandım. Bu şekilde kare bir dikdörtgen borcamımıza petibör bisküvilerimizi güzelce dizelim. Bu arada onu hazırladıktan sonra ilk olarak pudingimizi ve sütümüzü hazırlayalım. 2 paket kakaolu pudingin içerisine tam 6,5 su bardağı süt ekliyoruz. Normalde tarifte olandan birazcık daha az eklemiş oluyoruz sütümüzü. Çünkü biraz daha katı bir kıvamda puding elde etmek istiyoruz. Burada pudingimizi ocağımıza alacağız ve sürekli karıştırarak pudingimizi pişireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi pudingimizi ocağımıza aldım ve gitgide hemen kıvamı koyulaşıyor. Ve daha sonra bu pudingimizi karıştırarak pişirmeye başladım. Kaynamaya başladıktan sonra da sadece 1 dakika kadar daha karıştırarak pişirmeye devam edeceğiz. Ve daha sonra ocaktan alıp sıcak bir şekilde bisküvilerimizin üzerine dökeceğiz. Evet, bu aşamada önemli olan pudingimizin soğumadan hızlı bir şekilde bisküvilerin üzerine dökmemiz. Ayrıca bisküvilerimiz ıslak olmadıkları için hem bu pudingin sıcaklığı ile ıslanmış olacaklar hem de pudingimiz soğursa dökmemiz daha zor olur. Bu nedenle hemen ne kadar hızlı yaparsak bizim için o kadar iyi olacaktır. Evet, bu şekilde bütün bisküvilerin üzerine gezdirelim. Bu bisküvilerimizden 4 kat yapacağız. Yani 4 kat kadar puding, 4 kat kadar da bisküvi yapacağız. O yüzden yapacağınız pudingi göz kırar olarak 4'e bölün. O şekilde hani yetecek kadar her bir katına dökün. Ben o şekilde yaptım. Evet, bu şekilde pudingi döktükten sonra bir spatula yardımı ile düzeltelim ki pudingimiz her yere bir güzel ıslatmış olsun. Evet, şimdi ikinci katı bisküvilerimizi koymaya başlıyoruz. Dediğim gibi 4 kat bisküvi yapacağız. Burada da ikinci katta da yine aynı şekilde işlemimizi uyguluyoruz. Önce bisküvilerimizi hızlı bir şekilde diziyoruz ve daha sonra hemen pudingimizi üzerine döküyoruz. Dediğim gibi burada hızlı yapmamız çok önemli. Pudingimiz soğumadan ne kadar çabuk yaparsak o kadar güzel olur. Hemen döktükten sonra tekrardan bir spatula yardımı ile düzeltin pudinginizi ki her yere eşit bir şekilde yayılsın. Evet, aynı şekilde üçüncü katımızda yaptım. Bu benim üçüncü katı çekmedim. Bu da dördüncü katım. Dördüncü katta gördüğünüz gibi pudingin biraz daha koyulaşmaya başladı. O yüzden hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Dördüncü katı da aynı şekilde bisküvilerimizi dizdim. Ve daha sonra pudingimizi üzerine döküp tekrardan spatula ile düzgünce düzeltiyorum. Ne kadar güzel yaparsak şeklimiz en sonunda o kadar güzel çıkar. Bunu unutmayalım. Hem güzel bir sunuma sahip oluruz hem de lezzetli bir pastaya sahip olmuş oluruz. Evet, şimdi en son katımızda spatula ile düzelttikten sonra bunu bir kenara alalım ve bir saat kadar soğumasını bekleyelim. Soğuk bir ortama koyalım mümkünse. Bir saat kadar soğumaya bırakalım bu şekilde. O arada biz de üzerini süslememiz için krem şantisini hazırlayalım. Bir paket krem şantinin içerisine bir su bardağı süt ekleyeceğiz. Ve daha sonra burada görmüş olduğunuz gibi bir güzel çırpacağız.
Burada çırparken tabii ki köpük köpük, hani böyle bir krem şantini kıvamı olur. O kıvam gelene kadar çırpacağız. Size tavsiyem çırparken öncelikle kısık ayarda, yani blenderınızın kısık ayarında önce çırpın. Daha sonra da yüksek ayarı alın ve yüksek ayarda çırpın. Çok daha güzel olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi burada pastamız soğumuş bir durumda. Soğuyan pastamızın üzerine hemen hazırlamış olduğumuz krem şantiyi döküyoruz. Evet, ben bütün krem şantiyi bu şekilde bir yere boşalttım. Daha sonra tekrardan temizlemiş olduğum spatulamla tekrardan krem şantiyi üzerine çok güzel bir şekilde düzelttim. Evet, gördüğünüz gibi dümdüz bir şekilde getirdim krem şantiyemizi de. Sizler de bu şekilde yaparsanız çok güzel bir görünüm elde etmiş olursunuz. Evet, şimdi kalan bir yarım paket bir petibör bisküvim kaldı kakaolulardan. O kalan yarım paket petibör bisküvimi robota koydum ve bir güzel bu şekilde un gibi kıvama gelene kadar robottan geçirdim. Şimdi bununla da üzerine en son süsleyeceğim. İnanın bu da üzerine hem çok güzel bir renk veriyor hem de çok güzel bir tat vermiş oluyor. Tabii ki yapmak istemezseniz, eğer ki petibör bisküviniz kalmazsa, direkt krem şanti ile de bırakabilirsiniz ama bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Evet, her yerine olacak şekilde, iç beyaz yer gözükmeyecek şekilde kaşık yardımı ile her yere dikkatlice dökelim. Ve bunu da her yerine döktükten sonra en son tekrardan şöyle yapıyorum ben. En son spatulamı tekrardan temizliyorum ama spatulanızın özellikle kuru olması gerekiyor. Kuru bir spatula ile tekrardan üzerine bu şekilde gezdirin. Hemencecik şekilde çok güzel bir şekilde olmuş olsun. Bakın, bu da pratik bir yol. Tabi bunu yaparken aşırı derecede bastırmayın. Birbirlerine bulaşmasın krem şantiyle. Üzerinden hafifçe spatula ile gezdirelim. Evet. Bu aşamada ben yaklaşık olarak bir 3-4 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Size de dinlendirmesini tavsiye ederim. Hatta zamanınız varsa bir gün buzdolabında bekletin. Ne kadar çok beklerse o kadar hem şekli güzel çıkıyor hem de tadı çok güzel oluyor. Daha sonra da ben borcamımda her bir dilimini 9 parçaya böldüm. Ben bu şekilde servis ettim. Siz daha fazla dilimleri de bölebilirsiniz. Burada önemli bir şey daha size söyleyeceğim. Her bir dilimleme sonrası bıçağınızı temizleyin. Bakın, görüyorsunuz, ben her bir dilimleme sonrası bıçağımı temizledim. Yoksa çok kötü bir şekilde görüntü elde etmiş olursunuz. Evet, en son olarak da üzerine Hindistan cevizi ile süslemeyi tercih ettim. Sizler de isterseniz bu şekilde süsleme yapabilirsiniz. Şimdi sizler için bir dilim çıkartayım, bakalım nasıl olduğunu sizler de görmüş olacaksınız. Bu arada buzdolabında bir gün beklerse daha iyi olur. Ama benim çocuklar dayanamadıkları için ben 3 saat kadar falan ancak buzdolabında bekletebildim. İnanın bir gün bekletirseniz daha güzel olacaktır. Hatta ben bu dilimi çıkartana kadar çocuklar 2 dilimini yediler dahi. O kadar seviyorlar, o kadar lezzetli oluyor. Sizler için şöyle bir göstereyim. Bakın, gördüğünüz gibi. Hani benimkinin şeklinde birazcık böyle şey oldu. Daha güzel bir şekil elde etmek için daha uzun buzdolabında bekletirseniz böyle kalıp gibi bir şekil çıkacak. Ama benim çocuklar müsaade etmedi çok uzun bekletmeme. Ancak 3 saat 4 saat kadar buzdolabında dinlendirebildim. Ne kadar çok dinlendirirsek o kadar güzel sonuç almış oluruz. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük de olsa bir yorum rica ediyorum. Sizin attığınız her yorum inanın benim için o kadar kıymetli, o kadar değerli ki. Lütfen yorumlarınızı, beğenilerinizi tariflerimden eksik etmezseniz çok sevinirim. Sizler için şimdi tarifimin bir de tadım testini yapalım. Gördüğünüz gibi yumuşacık, hemen çatala gelebilen harika bir tarifimiz oldu. Hem 5 dakikada yapabileceğimiz
Hem de büyüklerin severek yiyebileceği harika bir tepsi pastamız oldu. Bu tarifimizi mutlaka deneyin derim. Denedikten sonra da yorumlarınızı yine tekrardan bekliyorum. İyi günler, sağlıcakla kalın.